Öncelikle gittik, güzel karşılandık muhtar tarafından. Her şey yolundaydı. Ama ondan sonra insanlar eşleriyle beraber geldiklerinde kimlikleri gösterip biz bunun yerine oy kullanmak istiyoruz diyor. Bizden önce usulsüzlükler olmuş. Sandık müşahitleri ve sandık başkanları açıkçası tam bırakmamış yani. İnsanlar rahat hareket edebilmiş. Biz biraz katı olduk orada. İnsanlara izin vermedik. Ondan sonra biraz yani açıkçası halk diliyle hırgür çıktı diyebiliriz. Bize saldırıldı orada. Bu süreç yani kötü bir süreç. Çünkü insanların bilinci yok. İnsanlar eşlerinin yerine oy kullanmaya çalışıyor. 7 kişi geliyorlar. Ailede 7 kişi var. Hepsinin kimliğini getirip tek bir kişi oylarını kullanmak istiyor. Bence bu yani çok yanlış bir şey ya. Hepsi beraber onun oyunu kullanamaz yani. Bu süreç böyle devam etti. Ondan sonra izin vermeyince işte jandarmalar falan araya girdi. Bize sorular sordu yani dedi ki bize süreci anlat, nasıl işler sandıkta bunlar. Onları anlattık jandarmaya, ondan sonra insanları bir bir içeri almaya başladık. Fakat mesela teyze geliyor, 90 yaşında bir teyze, görmüyor yani pusulayı, neye oy vereceğini bilmiyor. Bilinçleri yok çünkü. Ondan sonra tek başımıza biz onlarla beraber içeri girdik. Yardımcı olduk yani, gösterdik ve çıktık. Öyle oy kullandılar. Umarım insanlar bilinçlenebilir biraz. Karşı böyle saldırıda bulunan insanlar, daha doğrusu seçmenler AK Parti seçmeniydi. Çünkü ne zaman içeri girsem bana burada yani ben CHP müşahitiydim orada, sandık müşahitiydim. Sana burada ekmek yok gibi sözler söylendi. Yani sonuçta orada insanlara mobbing uygulanıyor. Bence çok yanlış bu. Bunu söylemiştim de. Yani bizden önceki sandık başkanı, müşahitler bunlara göz yummuş. İnsanlar gelip orada rahat rahat oyunu kullanabilmiş. Bize diyor ki bizde adet böyledir yani hiç siz gelene kadar böyle bir şey yoktu. Daha yeni siz gelince böyle şeyler olmaya başladı. Biz dedik ki usul bu yani böyle devam etmesi lazım. Pusula yerine bir kişi girebilir. Tek başına oyunu kullanır ve çıkar. Başka yanında kimse olamaz. Bunları söyledikten sonra insanlar tepki göstermeye başladı. İşte bizde adet böyledir. Kadınlar oy kullanamaz. Biz onların yerine oy kullanırız. Yani aslında onların kendi oylarını eşleri kullanıyor. Bundan önce böyle devam etmiş. Fakat biz buna müsaade etmedik. Müsaade etmeyince de tartışma yaşandı. Temaslar oldu biraz. Bu yüzden kötü bir süreç yaşadık yani. Ben Sefahat Yavuz, elektrik elektronik 4. sınıf öğrencisiyim. Sandıkta görevliydik hepimiz. Sandıkta çok sıkıntı yaşadık. Zaten köye gittiğimiz anda direkt köyün bir adeti varmış. Genel anlamda Elazığ'daki tüm köylerde bu adet varmış. Elazığ'daki köylerde kadınlar oy kullanmıyormuş. Evin reisi diyeceğim, evin aile büyüğü gelip tüm aile yerine oy kullanıyormuş. Bu konuda bizden destek istediler ama biz taviz vermedik. Köyümüzde sağ olsunlar oy çaldırmadık, tutanaklarımızı tuttuk. Ya ama bu durumda diğer köylerde bu şekilde davranıldı mı, oylara sahip çıkıldı mı hiçbir fikrim yok. Çok güvenim de yok. Şu an sahadan da aldığımız geri dönüşlerde kimsenin oy sayımlarına ya da oylara sahip çıkıldığı yönünde hiçbir güven yok. Güvensizlik had safhada. Geri dönüşlerde hemen hemen yarı yarıya bir güven şeyi var, güven faktörü var. Ama çoğunlukla güvensizlik daha fazla. Kimse güvenmiyor sonuçlara. Bu konuda diyeceklerim bu kadar. Gençlerin çoğunluğu Kılıçdaroğlu dediğine güveniyorum ben. Öyle de geri dönüşleri alıyoruz. Çünkü bunun sebebi Kılıçdaroğlu'nu sevdiklerinden de değil, iktidarı desteklemediklerinden, politikaları sevmediklerinden dolayı. Bunun sebebi de yani imparatorluk ya da padişahlık döneminde değiliz. 20 yıllık bir iktidar süreci ben hayatım boyunca zaten doğduğumdan beri Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı'ndan başka kimseyi görmedik. Bunun değişmesinden yanayız. Bunun için Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Verdiğimiz oylarda çoğunlukla Kılıçdaroğlu. Gelecekten yana çok kaygılıyız. Hiçbir güvenimiz yok. Her şey liyakatsiz ilerliyor. Nereye gitsek torpil isteniyor. İşte dayın var mı? Sana referans olacak biri var mı? Kimse yaptığımız işe bakmıyor. Direkt kimin adamı, kim gönderdi diye sorular alıyoruz. Şu an zaten öğrenci olmamıza rağmen tüm arkadaşlarım çalışıyor, ben de olmak üzere. Hepimiz iş güç sahibi olduk iktidar sayesinde sağ olsunlar.